gururun, namusun, şerefin varsa bu çocukları sen verdin, sen alacaksın. Sen istediğin zaman bu çocukları rahatlıkla getirirsin. Yüreği evlat hasretiyle yanan baba, elinde ay yıldızlı Türk bayrağıyla HDP'ye işte böyle tepki gösterdi. Yasal partim diyorsun, Türk bayrağı nerede? Türk bayrağı. Yasaların arkasına sığınmakla olmuyor. Yasalar uymak ne oluyor? Sıkıştığınız zaman yasal partiyiz basını çağırıyorsunuz. Rahatsız ediyorlar bir. Yasal partiysen Atatürk resmi nerede? Devlet güçlüdür, müracaat et, devlet buna bir Atatürk heykeli kursun. Onlar çocukları PKK tarafından daha kaçırılan aileler. Ve onlar 3 Eylül'den bu yana HDP il binası önünde sürdürdükleri evlat nöbetiyle PKK'ya ve uzantılarına karşı mücadele ediyor. Ailelerin HDP'ye olan öfkesi günden güne büyüyor. HDP, ben İzmir'den geliyorum. 3 gün sonra İzmir HDP il binasından telefon ettim, emniyete izin aldım. HDP il binasının önünde de basın açıklaması yapacağım. Bu sevda bitmez. Yayılır, Türkiye Cumhuriyeti'ne yayılacak. Nöbette kimi zaman HDP'lilerin saldırılarına da maruz kalıyor aileler. Evladı daha kaçırılan baba Mehmet Laç'ın yine bir sözlü saldırının ardından Türk bayrağı açarak HDP'lilere sert tepki gösterdi. Hani diyorsun ya beden, ben bu ay yıldızı bayrağı için benim dedem askere gitti gelmedi 1915'te şehit oluyor. Utanmazlar, hiç utanma yüzü yok mu sizde? Ben halkım. Halkın Demokrat Parti değil ona, halkın çocukları dağa kaçıran parti yazacaksın. Yakışmaz. Yüzü HDP il binasına dönük, dimdik duruşuyla tepkisini sürdüren Mehmet Baba, HDP'nin kapısına kilit vurulacağı günlerin yakın olduğunu vurguladı. Utanmadan, sıkılmadan, halen direniyorsunuz. Direnme yetmez, zaman aleyhinize işler. Bunu iyi bilesin HDP. Senin bu kapın kapanacak, kilit vurulacak. Çocukları zorla dağa kaçırılan tüm aileler gibi Mehmet Baba da bir an önce evladına kavuşmak istiyor. Ben hayallerim vardı. Ben bir tek kızım vardı. Erzurum'da köyümü, yurdumu, memleketimi, toprağımı bıraktım. Kızımı bir yere gezip kızımı okuttum. Ya zorbalıkla, silah zoruyla evladımı elimden aldınız. Gönüllüymüş. Hey cahil insanlar, bak sesleniyorum size. 18 yaşı doldurmamış bir insanın çocuğun kararı olur mu? Değil Türkiye'de, dünyada olamaz.